Yemek boyunca yoktun masada. Yani eğer Kaan annesinin borç alma meselesini öğrendiyse... Bence Kaan yüzünden değil bu suratın hali. Daha derinde bir şey var. Bugün olan bir şey değil ki bu. Sen bir süredir böylesin. Nasıl bir süredir? Aklın çok karışık ki senin normalde aklın hayatta karışmaz. Hiçbir şey sormuyorsun, konuşmuyorsun. Ya bunları yapmaman senin nefes almaman gibi bir şey Yağmur. Akgün geldiğinden beri böyle. Ya yok canım yani ki Akgün'le ne alakası var? Hayır demiyorsun ama. Annemle babamın olaylarını biliyorsun nasıl. Zaten bir süredir de sizde yaşıyoruz. Bak işte bunların hiçbiri Yağmur Kara hareketleri değil. Sen normalde böyle içine kapanıp geçiştirmezsin konuları. Sen öfkelenirsin, tepki gösterirsin. Ne bileyim teslim olmazsın ya normalde. Ne oluyor bana o zaman? Hiç tanımadığın bir hisle cebelleşiyor olabilir misin? Ne gibi? Aşk. Kaan. Biz de tam sana bakıyorduk ha. Teselli ziyaret için mi geldiniz? Bir konuşabilir miyiz seninle? Yağmur sabah yanımdan çekip gidiyorsun. Mesajlarımın hiçbirine cevap vermiyorsun. Şimdi de konuşmak mı istiyorsun? Sabah haklıydım. Şimdi yanında olmak istiyorum. Bu. Şimdi de ben yanında olmak istemiyorum Yağmur. Kaan. Bırak. Ben konuşayım. Sen konuşursan şimdi daha kötü olur mu? Güzel olacak kardeşim. Vallahi inanıyorum. Bakacağız. Ben de yavaştan kaçayım o zaman. Vallahi bak geç oldu. Tamam. Senin de canını sıktım ha. Vallahi kusura bakma. Bir şey olur mu kardeşim her zaman? Öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Tadını çıkarmaya mı geldin? Bir yerlerdeyiz ne de olsa. Borç kapanana kadar. Ailelerimizden bize ne? Bırak bu annelerimizin meselesi. Bizim ilişkimizi neden etkilesin ki? Ya etkiler nasıl? Nasıl etkilemez ya? E tabii senin için söylemesi kolay. Benimki gibi değil ki senin ailen. Seninkiler sorumluluk sahibi insanlar. Ya benim annem? Baksana benim annem. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey Kaan. Ayrıca buna dostlar arasında dayanışma deniyor. Çalışacağım ben kızım zaten. E okul? Hem okuyacağım hem çalışacağım. Saçmalama. Gerek yok ki böyle bir şeye. Ya içime sinmiyor anlasana ya. Ya ben sizin paranızla okuyacağım. Ben bunu istemiyorum Naz. Çok dramatize ediyorsun. Hem ne yapacaksın sen? Ne iş yapacaksın? Part time mi yapacaksın? Her şeyi yaparım ben. Geceleri de çalışırım. Barda çalışırım. Takside çalışırım. Restoranda çalışırım. Ne iş bulursam kafadan gireceğim bundan sonra. Ciddiysin. Ben hiçbir zaman bu kadar ciddi olmadım. İş bulamazsam okumam bile. Eğer buna bu kadar takılıyorsan... ...ben de sana bir şeyler ayarlayabilirim belki. Nasıl ayaracaksın? Barda falan çalışırım demedin mi? Evet. Tamam. Ben de yeni bir mekan sahibi arkadaş edindim. Adı Eray. Ve Zoom'un sahibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.